Merhaba arkadaşlar bugün sizlere istediğimiz herhangi bir fotoğrafın arka planını nasıl bulan bulanıklaştıracağımızı göstereceğim. Ee, ilk olarak fotoğrafımızı Photoshop atıyoruz arkadaşlar. Buradan ee, şu simgeye tıklayarak sağ tıklıyoruz, hızlı seçim aracı diyoruz arkadaşlar. Buradan fotoğrafı seçiyoruz. Şunu biraz büyütelim. güzel bir şekilde seç seçiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar fotoğrafı seçtik sayılır. E, şuralarda biraz çıkıntılar kaldı, onları da halledeyim. Buradan e, seçme şeyini küçültüyoruz arkadaşlar, böyle 25 yapıyoruz o civarda. Böyle devam ediyoruz. Güzel bir şekilde seçelim de, sıkıntı olmasın. Evet, e, şurayı da bir halledelim. Her yeri çok güzel bir şekilde yapmamız lazım. E, şu anlık o kadar şey etmeyeceğim. Armut'a girmeyeceğim arkadaşlar. Sadece göstermelik yapsam, Şu fotoğrafın şuralarını da alıyoruz tabii ki de. Buralar böyle olsun arkadaşlar. Onları keseceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi... E, burayı içeri çekmek için alt tuşu artı alt tuşuna basıyoruz arkadaşlar ve gördüğünüz gibi eksi oluyor ondan sonra böyle aşağı gelerek şuraları böyle güzel güzel kırpabiliyorsunuz kesebiliyorsunuz düzgün bir şekilde ben o kadar ayrıntıya girmeyeceğim şurayı da kestik mi Şuraya da biraz yukarı çıkaralım Tamamdır. Şurayı da azıcık alta doğru alalım. Şuraları da bir şu aynayı da almamız lazım. Tabii ki de Şurayı alta basarak gene anlattığım şekilde böyle alıyoruz. Evet arkadaşlar daha yapacağımız bir işlem yok sayılır. Şuraları bir tam alalım da. Şimdi daha sonra arkadaşlar e, fotoğrafı seçtik. E, sağ tıklayarak arkadaşlar buradan seçimin tersini seçiyoruz. Fotoğrafı biraz küçültelim arkadaşlar. Evet, seçimin tersini seçiyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi seçimin tersini seçeceğiz. Böyle tam çerçeve olacak arkadaşlar. Buna dikkat edin. Daha sonra arkadaşlar ee, buradan filtre sekmesine geliyoruz. Buradan gördüğünüz gibi bulanıklaştır var. E, buradan bulanıklaştırı seçiyoruz arkadaşlar. Pardon arkadaşlar, bu bulanıklaştır'a geliyoruz ve buradan Gauss bulanıklığı diyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Buna tıklıyoruz buradan arkadaşlar arka planın veya şural arka planın yani şu arka tarafların bulanık olmasını istiyoruz. Şunu arkadaşlar arttırdığımızda gördüğünüz gibi arka planın bulanıklığı da artıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Arka plan böyle daha arttırabilirsiniz. Tabi böyle güzel bir görüntü olmuyor. Ortalama birer der. 4.7 veya 5 civarı olması idealdir arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi Tamam basıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arka plan bulanık oluyor. Daha sonra buraya basıyoruz arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. Gördüğünüz gibi fotoğraf oldu arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar fotoğrafı kaydetmeye geldi sıra. Şuraları da alırsınız arkadaşlar. Ben tam yapmadım yani. Tam olarak alın siz. O kadar özenmedim. Ee, buradan arkadaşlar farklı kaydet kay farklı kaydet diyerek zaten kaydedersiniz. Ee, bugün arkadaşlar Photoshop'ta herhangi bir resmin arka planını bulanıklaştırmayı öğrendik. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmasınız arkadaşlar. Ee, bizi takipte kalın, videolarımızı izleyin, destek verin, videolarımızı beğenin. Hoşçakalın arkadaşlar.